Ekranda bir sayı doğrusu görüyorsunuz. Ortada sıfır noktası var. Ve sayı doğrusunun üzerinde işaretlenmiş olan başka noktalar da var. Mesela A noktası. Sayı doğrusunun solunda yer alıyor. Sıfıra yakın bir noktada B ve doğrunun sağ tarafında ise C var. Burada da bazı eşitsizlikler görüyoruz. Şimdi sizden videoyu durdurmanızı ve bu eşitsizliklerden hangilerinin doğru, hangilerinin yanlış olduğunu bulmanızı istiyorum. Ya bir de küçük hatırlatmam var. Bu eşitsizliklerin bazılarının doğru ya da yanlış olduğunu anlamak için yeterli bilgiye sahip olmayabilirsiniz. Bu durumda kendinizi cevap vermek için zorlamayın ve yeterli bilgiye sahip değilim diye not alın. Evet. Evet hangilerinin doğru, hangilerinin yanlış, hangileri içinse yeterli bilgiye sahip olmadığınızı buldunuz. Şimdi de birlikte gözden geçirelim. Birinci eşitsizlik, eksi b'nin eksi c'den küçük olduğunu söylüyor. Bir bakalım, b'nin c'den küçük olduğunu biliyoruz. Buraya yazalım. b küçüktür c. Bunu nereden mi biliyoruz? E, sayı doğrusuna baktığımızda, b, c'nin solunda olduğu için, b, C'den küçüktür. Evet, bu ifade kesinlikle doğru. Ama bize eksi B'nin eksi C'den küçük olup olmadığı soruluyor. O halde gelin eksi B'nin sayı doğrusu üzerinde nerede olacağını bulmaya çalışalım. Eksi B, sarı ile işaretliyorum. Evet, eksi B, B'nin tersi demektir. Yani eğer B sıfırın bir birim solundaysa, eksi b'nin sıfırın bir birim sağında olması gerekir. Yani işte burası. Eksi b bu noktada olacak. Şimdi de sıra eksi c'nin yerini bulmakta. Eksi c, c'nin tersi demek. Peki c'nin tersi sayı doğrusu üzerinde nerededir? c, sıfırın 1, 2, 3, 4, 5 birim sağında. O halde eksi c, yani c'nin tersi, sıfırın 5 birim solunda olmalı. 1, 2, 3, 4, 5. İşte burada. Eksi c. Morla yazıyorum. Burası eksi c. Şimdi de soruya geri dönelim. Eksi b, eksi c'den küçük müdür? Hayır. Eksi b, eksi c'nin sağında yer alıyor. Yani eksi b, eksi c'den büyüktür. Bu ifade doğru değil. Tekrar edelim. Eksi b, eksi c'nin sağında olduğu için, eksi b büyüktür eksi c dememiz gerekir. Eğer kafanız karıştıysa şu şekilde düşünebilirsiniz. b negatif bir sayı olduğu için, eksi b pozitif bir sayı olur. c de pozitif bir sayı olduğundan, eksi c negatif bir sayı olur. Ve pozitif sayılar, negatif sayılardan her zaman büyüktür. Bu söylediğim şeyi sayı doğrusu üzerinde de görebilirsiniz eksi b, eksi c'nin sağındadır. Yani, eksi c'den büyüktür. İşte. Şimdi, sıradaki. Burada, eksi b büyüktür sıfır deniyor. Eksi b'yi sayı doğrusu üzerinde göstermiştik. Ve, evet. Eksi b, sıfırın sağında yer aldığı için, sıfırdan büyük olur. Bu doğru. Sıradaki eşitsizliğe geçelim. a, b'den büyüktür. Sayı doğrusu üzerinde A, B'nin solunda. Başka bir deyişle A, B'den daha negatif bir sayı. O halde A, B'den küçük olmalı. B'den daha negatif bir sayı B'den küçük olur, büyük değil. Evet, bu da doğru değil. Bir sayının diğer bir sayıdan büyük olması için, sayı doğrusunda diğer sayının sağında olması gerekir. Yani A'nın B'den büyük olması için B'nin sağında olması gerekirdi. Ama gördüğünüz gibi A, B'nin solunda. Yani A, B'den küçük. Evet, işte son eşitsizliğe de geldik. Eksi A'nın C'den büyük olup olmadığı soruluyor. Hemen sayı doğrusuna bakalım. A'nın C'den büyük olmadığını biliyoruz, öyle değil mi? Bakın, A, C'nin solunda. Aynı zamanda A negatif bir sayı. Çünkü sıfırın solunda yer alıyor. C ise sıfırın sağında olduğu için pozitif bir sayı. Peki eksi A nerede olur? A'ya bakalım. A sıfırın 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim solunda. O halde eksi A sıfırın 6 birim sağında olacak. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İşte bu nokta eksi a. Evet. Şimdi ne görüyorsunuz? Eksi a, c'nin sağında kaldı. Yani c'den büyük. Evet, bu ifade de doğru. a'nın önündeki eksi işareti kafanızı karıştırmasın. Sayı doğrusuna baktığınızda a'nın sıfırdan küçük olduğunu görüyorsunuz. Bu durum bize a'nın zaten negatif bir sayı olduğunu gösterir ve negatif bir sayının önüne eksi koyarsanız, o sayı pozitif bir sayıya dönüşür. a, 0'ın 6 birim solundaydı. Eksi a, 0'ın 6 birim sağında yer alacak. c ise, 0'ın yalnızca 5 birim sağında. Ve eksi a, hem 0'ın 6 birim hem de c'nin sağında yer aldığı için, pozitif bir sayı ve c'den de büyük olacak.